Bir binada çıkan yangın ne yazık ki faciayla sonuçlandı. Sobadan çıktığı düşünülen yangında bir anne, 6 çocuğu ve 2 yeğeni, toplam 8 çocuk hayatını kaybetti. Şimdi olay yerine gidiyoruz. Demirören Haber Ajansı muhabiri Muhammed İrter bize bölgedeki son bilgileri aktaracak. Muhammed, hoş geldin, günaydın diyelim. Bir kez daha başımız sağ olsun. Yangının neden çıktığına ilişkin bir bilgi var mı? Netleşti mi? Göksu, Bursa gece saatlerinde faciayı yaşadığını söyleyebilirim. 8 çocuk ve bir anne. Anne ve 6 çocuğu, 2 de yeğeni vardı odada ve hepsi maalesef çıkan yangında hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin aslında ilk belirlere göre yangını gördüler ve bu yönde çalışmalarını yaptılar diyelim. Gün ağardı ve aslında yangının boyutu da ortaya çıktı. Şimdi kamera arkadaşım Semih Şahin size aslında o binayı göstersin. Saat 12.30 sıralarında yangın çıktı ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve itfaiye ekipleri anında yangına müdahale etti. Ve yangın bir saatlik çalışmanın sonrasında kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Tabii ki ekipler içeriye girdiklerinde maalesef o acı tabloyla karşılaştılar. Bir odanın içerisinde uyur vaziyette, yatar vaziyette 8 çocuk, 9 kişinin maalesef cansız bedenleriyle karşılaştılar. Elbette ardından polis ekipleri ve savcılıktan yetkililer de bölgeye sevk edildiğini söyleyebiliriz. Saat 12.30 sıralarında çıktı yangın ve Bursa Valisi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çocukların yaşı 1 ile 11 arasında değişiyor oldu. Tam 8 çocuk maalesef aynı odadalardı ve aslında Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Aktaş yaptığı açıklamada 9 kişinin de yatar vaziyette olduğunu ve aslında ilk olarak sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olduklarını, hatta karbonmonoksitten dolayı hayatını kaybettiklerini ve bu yüzden de yangın sırasında bir yere kaçamadıklarını, çünkü yangından önce kendilerinin hayatını kaybettiği bulguları üzerinde durulduğunu söyledi. Binada toplam 3 katlı bir bina burası. Üst kattaki, ikinci katta oturan kişi şans eseri evde bulunmuyordu. Ancak 3. katta bir anne baba ve bir çocuk vardı. Bunlar da dumandan zehirlendiler. Elbette ölen kadının kocası da yangını duyar duymaz buraya geldi. O da yangına müdahale etmek isterken maalesef dumandan etkilendi ve Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak o da tedavi altına alındığını söyleyebiliriz. Yapılan incelemelerin ardından 9 kişinin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı otopsi için ve otopsilerin ardından da defnedileceği öğrenildi. Maalesef Bursa acı bir güne başladı diyebiliriz. 8 çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.